Herkese merhaba. Bugün Megan, no Amy. Amy ve Megan'layım. Onlar Hollanda'dan Sizigate'e geliyorlar ve ben de onları bulmuşken hem konuşmak istiyorum hem de birkaç sorum var. Onlara sormak istiyorum. So basically what I said was you are from the Netherlands and when I saw you and when I, you know, decided that I wanted to ask you some questions. So I'm gonna have a couple of questions. Okay. So ilk önce şeyi soracağım, neden Sizigate'e geldiler ve ben de size çevirilerini yapacağım. Do you wanna say something? Bir şey söylemek ister misiniz başlamadan? Yes. In Turkish. Yes. Hello Turkey. Marban Turkey. Merhaba Turkey. Do you wanna say something? Marban Turkey. Yeah. Our Turkey. We're the sisters from Holland. Hello. İkizler bu arada. I'm saying you're exactly the same. We're not twins. Not twins. No. Seriously? No. No, come on. No. Really? Yeah. Really? Really? İkiz değiller bu arada. How come? Because I'm much younger. No. You can see it right away. No. Oh my god. Okay, şöyle bir şey oldu. Gerçekten ikiz değillermiş ve tek yumurta ikizi değiller. But you are still sisters. Yes. Okay. Forever. Oh my gosh. Çok sıcak olduğu için bu arada ben terliyorum, onlar terlemiyor. By the way, I get so wet when it's hot. Yes. So I'm saying like I'm all wet, but you're all good. So, why did you decide to come to Sizigate and is it your first time in here? So it's our third time. Okay. For the two of us, but it's my together. Yes, together. But it's my sixth time. Oh my god. Yes. Sixth time. Yes. Birlikte geldikleri üçüncü seferleri ama Megan'ın geldiği altıncı kereymiş. For the sixth time. Yes. And you love it so much, probably. I just love it so much. It's just like the island of freedom, and you can feel it everywhere. Really? Yes. And you are not tired at all, like partying. No, because this island gives me all the energy I need. Oh god. I get too tired. No. Hiç yorulmuyormuş kendisi. Altıncı gelişi dediğim gibi. Amy, it's your third time. Third time, yes. Okay. Amy'nin üçüncü keresi. Ama ben şunu söylüyorum. I'm saying I'm getting too tired. Bu benim dördüncü günüm. Ve ben... Fourth. No, it's my first time, but it's my fourth day. Ah, yes. And I'm already feeling exhausted, so... I can understand. But you... From the Netherlands, you are party girls. Yes, we are. Biz Türkiye, we are not like this in Türkiye'de. Biz Türkiye'de böyle değiliz. So I'm gonna translate what you said. Altıncı kez geliyor ama üç kere beraber gelmişler ve çok keyif alıyormuş. Çünkü burası bir mutluluk adası ve de özgürlük adası. Dolayısıyla da gelmekten dolayı mutlularmış. So difficult language. Such a difficult language. I'm trying to be quick so that I can ask you more questions. Okay, yeah, sure. You can do it. So what do you think about Sizigate? And it's your third time you enjoy it. Third time, yes. I love it. I really do, yes. Actually, last year I said to my sister, this is the last time we're going. Really, why? No way. She did, and I was like, no. I still love it. I still love it, but it's we went 10 days the first two times. Now we're here for 5 days, and I actually didn't want to go this year because I wanted to do something else with my sister, and we're going on a holiday. Okay. But then she graduated. Oh really? And I wanted to surprise her, so I bought the tickets for her. Wow. Yes. Şöyle bir şey olmuş, üçüncü gelişi ama daha önce yani geçen sene geldiğinde bir daha gelmeyeceğim demiş. Bu sene de you graduated from university. Yes. How old are you, May? Bachelor, my second bachelor. Oh great. I am 29. 29. Yes. And you are? 31. 31 yeah, like you. 29 yaşında ve 31 yaşında. Üniversiteden mezun olduğu için Amy, Megan'a sürpriz yapıyor ve böylelikle geliyorlar. Burası Island of Love. Böyle bir yani özgürlük adası aslında. Özgürlük ve yok Island of Freedom'du şu anda karar verdim. Sizigate'de tanıştık. 2 gün, 3 gün oluyor. We met in Sizigate like 2-3 days ago. And o da Eco Camping'de kalıyor. Çok tatlı ve şimdi sizin için birkaç soru soracağım. First of all, do you want to say something? Like, do you want to say hi? Hi. See you. Şeyi sormak istiyorum ilk önce. Sizigate'i seviyor mu? Neden Sizigate'e gelmeyi seçti?
So, do you like Sziget? Obviously, you are here. I love it. Is it your first time and would you recommend it to other people? No, it's my second time. Oh. My first time is with my boyfriend. And I'm in love with this festival. I think it's the best festival in Europe and one of most best festivals in the world. Really? Yes, I know. Oh wow. Because you have a lot of kinds of music, of artists, shows, circus, theater. Mm-hmm. You have, what do you mean? Everything. Everything. Diyor ki kısacası daha önce, so it's your second time you said, yes, right? Yes, my second time. And you stayed for like 7 days last, yeah, time. Oh wow. Diyor ki daha önce geldiğinde de 7 gün kalmış ve erkek arkadaşıyla gelmiş ve bayağı sevmiş. This time you are on your own or? You came on your own this time or with your friends? No, I'm alone this time. Me too. İkimiz de yalnız geldik bu sefer, olsun. You say it's one of the best in Europe, one of the best festivals. I think it's the best. Avrupa'daki en iyi festivallerden biri olduğunu söylüyor. Ben şeyi soracağım, daha önce başka festivallere gittin mi? Have you ever been to other festivals in the world? Only in Spain, but I see in YouTube, in internet. Yeah. And you have Tomorrowland is inspired from here. Really? Really. Wow. That one is one of the most oldest festivals of the world. Is it in Spain? Tomorrowland? We have a little bit Tomorrowland in Spain, in Barcelona. Okay. Tomorrowland diye bir festival var. Ben onu duydum. Barcelona'da olduğunu söylüyor ama şeyden emin değilim. Yani tam olarak nereden çıkıyor? Is it from Barcelona, Tomorrowland? No, Tomorrowland is from Belgium. Belçika'dan. Evet, yes, biliyorum. I know, yeah. But it's only for electronic music. Yeah. And all music, it's possible. Mm. And you have a lot of spectacles, shows, yeah, fireworks, beach, yoga. Everything. Everything, yeah. And it's very relaxing as well. Yeah, it's very relaxing. And you have eco-camping. Eco-camping. Are you vegetarian or vegan? No, I'm not. But I love this concept. Yeah. Maybe and one day you will. Because we have only one planet and we need to help it. Yeah. Şey diyor, bu arada aşırı derecede sıcak. O da terliyor. Ben de bilmiyorum fark edebiliyor musunuz ama yapacak bir şey yok. İnanılmaz derecede doğayı o da sevenlerden biri. Vejetaryen ya da vegan değil. Ama kesinlikle biz dediğim gibi eco camping'de kalıyoruz ve burayı öneriyoruz. Çünkü çadırımız bile kartondan. Our tent is from karton. Karton, yeah, I don't know. In Spanish, karton. Yeah, in Turkish as well, karton. You ever been to Turkey by the way? Hiç Türkiye'ye geldi mi diye soruyorum. What? You ever been to Turkey? I like Turkey. You been? No. No? No, maybe, but belki gelecek, daha hiç gelmemiş. Uh-huh. Would you? Herkese merhaba. Size bahsettiğim arkadaşım Deniz, liseden beri 15 senelik arkadaşım. 8 senedir sizi getirip promote ediyor, yani duyuruyor Türklere, Türkiye'de diyeyim. Ve bu sene ben geldim. Bu arada bugün 5. günüm olduğu için bugün hiç video çekmedim. Ben normalde gün gün video çekiyorum bugün. Evet. 2. gün, 3. gün, 4. gün falan diye. Bitik haldeyim. Ama sebebi var, çünkü uyumuyorsunuz burada. Ve festivale geldiğinizde zaten herhalde bilmeleri gereken en önemli şey çok uyumayacakları. Bunu sen de söylersin. Çok eğleneceksin. Eğleniyorsunuz yani. Uyumak, evet. Uyumak ikinci, değil mi? Şimdi ben Deniz'e birkaç soru soracağım ve kendisi bakalım cevaplayacak, nasıl olacak? Ben de bu arada çok heyecanlıyım. Denizciğim, ilk sorum şu. Sizi GET'e nasıl başladın? Nasıl yolların kesişti? Bayağı oldu. Ben 8 yıldır Sziget Türkiye'deyim. Üniversite son sınıftaydım ilk. Bunun
aslında bu işe, bu işe girdiğimde. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bölüyorum ama sen Londra'da yaşıyorsun. Şu an Londra'da yaşıyorum. Kaç senedir Londra'da? 3,5 senedir Londra'da ve biz liseden sonra zaten görüşüyorduk. Benim Mahalo'ya da sen geliyordun. Evet. Bir süre İstanbul'daydın, sonra taşındın. İstanbul'dayken Sizget hayatına girdi. Yani. Evet evet. Üniversite son sınıfta bilgide okurken Sizget'le tanıştım. Hmm. Hani Sizget Festivali'ni biliyordum. Hmm. Zaten öyle başladı. Audience Development sınıfında bir konuşmacı geldi. O da Sizget Türkiye'nin kurucusu Yonca Temizocak. Ha, Yonca öyle geldi. Tabii tabii, ben öyle tanıştım. Ha, onu ben de bilmiyordum. Evet. Yonca diye bu arada bir arkadaşın, patronun, birçok şeyin. Beraber çalışıyoruz. Yani ben aslında şöyle... Sen ne yapıyorsun tam olarak mesela? Hemen anlatayım. Sizget Türkiye'ye gönüllü olarak başladım. İlk birkaç sene gönüllü olarak devam ettim. Sosyal medya ağırlıklı. Daha sonra artık hani promoter olarak Yonca'yla gönüllülük işinde çalışmaya devam ettim yani 8 yıldır. Ben ne yapıyorum? Türkiye'den Sizget'in web sitesine girdiğinizde Türkçe göreceksiniz bütün bilgileri. Onun lokalizasyonu, yani onun tercümeleri, bunların hepsi de bizim ekibimiz tarafından yapılıyor. Bu arada Deniz aşırı derecede çalışkan, Oğlak Burcu olduğu için ekstra. Sesinin gitmesinin en büyük sebeplerinden biri de o. Dün zaten gelmedin hiç. Gelemedim. İnanılmaz yani, çalışıyor öyle böyle değil. Bayağı çalışkansın biliyorum çünkü. Türkçe şeyini sen yapıyorsun, sitenin, web sitesini. Evet, yani ekip olarak Türkçe web sitesini yapıyoruz. Sosyal medyayı yapıyoruz. Sizget Türkiye hesaplarımız var Facebook, Twitter ve Instagram'da. Onların bütün... Ben şuraya ya da şuraya yazacağım. Sizget Türkiye diye takip etmek isteyenler oradan edebilirler isterlerse. Süper olur, süper olur. Yani hem official Sizget'in paylaşımlarını yapıyoruz Türkçe olarak, hem de kendi paylaşımlarımız oluyor. Bu arada 7 gün sürüyor festival. 7 gün. Yani 7 gece de burada kalabiliyorsunuz. Ben zaten bir yerde bahsetmiştim. 3 gece olabiliyor, 5 gecelik kalabiliyorlar ya da 7 gece seçebiliyorlar. Evet, evet. Normalde sen, birçok alan var çünkü ben biraz bahsettim ama sen ne öneriyorsun? Mesela buraya gelecek olan biri sence nerede kalmalı ve neden gelmeli? Bence o da önemli çünkü yani euro olarak da satıldığı için hani bir bütçe ayırmaları gerekiyor tabii ki. Neden birincisi eğlence dışında Sizget'e gelmediler, ikincisi gelirlerse nerede sence kalsın? Yani Sizget'i anlatmak çok zor bence. Ben yaşatacağım onu zaten, çektim evet bayağı. Yani, hakikaten videolar. Benim 8. Sizget'im. Her sene heyecanla bekliyorum. Yani benim için hani neden gelirsiniz festivale? Müzik dinlemeye gelirsiniz. Müzik dışında bir sürü şey var ama burada yani. Hani buraya workshoplar sadece, da var. Evet yani workshoplar var. Bir sürü sanat enstalasyonu var, film gösterimleri var. Böyle bir yere geçen gün hastayım diye çok çay istedim. Akşamdı ve böyle o sırada çay bulamadım. Yürürken şey oldu, böyle bir anda bir yazı çıktı karşıma. İşte Super Secret Tea Tent falan diye böyle. Aa wow. Dedim çay var. Evet, böyle orada iki insan duruyordu. Sizget'te oluyor yani. Dedim çayınız mı var? Evet gel dediler, böyle şu ışıklı yolu takip et dediler. Ben böyle bir ışıklı yolu takip edip bir çadıra girdim. Orada baktım insanlar sohbet ediyorlar. Geldiler, sıcak bir çay verdiler. Hani o kadar iyi geldi ki aradığım şey bir anda karşıma çıktı. Hani böyle random şeyler karşınıza çıkıyor. Ben en çok onu seviyorum. İnsanlarla da rahat konuşabiliyorsun değil mi? Çok. Yani herkes şey. Herkes çok rahat burada. O yüzden o Sizget'in en güzel taraflarından biri. Yani herkes eğlenmeye geliyor. Herkes keyif almaya geliyor. İstersen müzik dinle, istersen gel plajda şu... Evet, arkamızda şu gördüğünüz. Bu arada ben tuttuğum için kamerayı tam yapamıyorum gölgesi çıkıyor diye. Evet. Ama onu çekmiş gibi göstereceğim. Burada da yüzebiliyorlar zaten. Yüzebiliyorlar evet. Belirli bir alanı var ama yüzebiliyorlar. Budapeşte'ye geliyorlar direkt. Budapeşte'ye geliyorlar. Havaalanından zaten direkt shuttle'lar var. Evet. Onlar getiriyor. Adaya getiriyor. Adada kalıyorlarsa. Peki kaç alan var? Ben onu tam bilmiyorum. Bir de merak ediyorum. Kaç kişi alıyor? Yani Sizget maksimum. Ed Sheeran olduğunda size söylemiştim 100 bin kişiydi. Aynen. Ama maksimum kapasitesini bilmiyorum ben de. Günlük yani
Sold out zaten. Ne zaman? Ed Sheeran olduğu gün. Ha, evet, 95 bin kişiyle sold out. Wow. Tamam, o zaman net. Yüz bin kişi alıyor, onda netiz. Evet. Ama hostellerde kalan da var. Bu arada konudan konuya da Deniz'e sormak istedim çünkü bir sürü şey var. Kaç tane kamp alanı var onu merak ediyorum kaç ben. Kaç tane kamp alanı var? Var. Ve ne farkları var yani? Şöyle, mesela Alternative var. Alternative kamp alanı İtalyanların çoğunlukta olduğu bir kamp alanı. Zaten oraya girdiğinizde mesela, yani tabii ki siz de kalabiliyorsunuz, yani hepimiz kalabiliyoruz. Herkes kalabilir. Ama hani genelde İtalyanların seçtiği yani. Bir kamp alanı. Ben bunu bilmiyordum mesela. Mesela orada Light Stage var. Light Stage'de ska müzik çalıyorlar. Aa, güzel, evet. Bunu söyleseydin. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yani o kadar çok şey var ki işte arada. Aynen, böyle kaçıyor yani. Bir de Mambo Italiano diye bir restoran var, İtalyan. Ziket İtalya promo, yani biz nasıl Türkiye'de promote ediyorsak, hı-hı, İtalya'da da promote var. Birkaç ülkede daha var. Ziket İtalya promoterinin restoranı var. Wow. Çok güzel. Alternativa'da. Evet, Alternativa kamp alanının girişinde, içine girmeden. Herkes yiyebiliyor. Herkes yiyebiliyor. Okay. Apero var. Apero Fransızların kamp, yani tercih ettiği bir kamp alanı. Siesta var bir de. Siesta var. İspanyolların galiba. Yok, Siesta direkt yok. İsminden haklısın öyle şey. Siesta daha böyle biraz daha sessiz, gölgelik olan, daha dinlenmeye yönelik. Eko var senin kaldığın. Evet, ay Eko karton ev. Sen anlat bize. Ay ben onu anlattım, neler neler anlattım. İçini bile gösterdim. Kartonda kalıyorum. Ya mutluyum. Doğaya katkım oluyor. Ha, bu arada bir dakika şeyi de söylemem lazım. Yani aklımda o çünkü de onu unutmadan burada paylaşacağım. Benim hoşuma giden çok şey var. Zaten sizinle paylaştım. Hani şeyi de söyledim. Pipetleri falan böyle doğaya katkıda bulunmak için çok kullanmıyorlar. Evet. İsterseniz veriyorlar. Aynen. Ve zaten hani çok fazla da insan istemiyor benim gördüğüm. İstemiyorlar. Ama su her yerde alabiliyorsunuz. Hani doldurabiliyorsunuz. Pet şişe kullanılıyor. Tabii kullanılıyor. Evet. Bir o konuda belki ama bir şey bekleyebiliriz. Veriyorlar. Ne veriyorlar? Su doldurabileceğin şeyleri veriyorlar istersen. Ha. Hem onu sunuyorlar hem onu sunuyorlar. Evet. Deniz, sana bir de şunu sormak istiyorum. Buraya gelecek olan kişi ya da kişiler ne zaman book etmeliler? Ve bu her sene Ağustos'ta mı oluyor? Oluyorsa Ağustos'un kaçında, bir de onu paylaşmak istersen. Şöyle, her sene Ağustos'ta oluyor. Her sene yani bir dahaki senenin yapılacağı tarih festivalin bir gün sonrasında belli oluyor. Biz de şu anda bilmiyoruz. Okay. Fakat festival bittikten bir gün sonra açık oluyor. Biletler hemen satışa çıkmıyor. Birkaç ay sonra çıkıyor. Ne kadar erken olursa zaten yani, o kadar iyi galiba. Evet, şöyle çünkü festivalinin biletleri kademeli olarak, yani ilk başta daha uygun bir fiyata çıkarken daha sonra kademeli olarak yükseliyor. Erken almak hep uçak yani uçak fiyatları tavan yapıyor. Kesinlikle. Nereden gelirseniz gelin, İngiltere'den gelin, Türkiye'den gelin. Çok parantez açacağım, unutma. Bu arada ben gelirken uçakla ilgili şöyle bir şey yaşadım. Ben çok erken aldım yani zaten geleceğim diye. Sabah 7'ye almıştım ve akşam işte, aman sabah 7'ye aldım. Sonra dönüşüm işte belliydi, onu da aldım 14'ünde saat kaçaysa. Ama sabah 7'de uçmayayım diye bir daha bilet aldım 11-12'ye. Yani o bileti kullanmadım diye dönüşüm yandı. Ve aklınızda olsun, hani öyle promotion bilet alınca dönüş direkt yanıyormuş. Hani benim gibi böyle bir şapşıklık yapanlar olmasın. Evet, bunu söylemeleri gerekirmiş. Kesinlikle. Bence Ziget'e ilk kez geliyorsanız kamp deneyimi bence çok güzel. Ben çok eğlendim yani kampta kalarak. En azından 3 gün ya da 5 gün hani böyle deneyebilirler. Sonra hoşlarına giderse yani, 7 gün de seçebilirler. Tabii. Ya da direkt festival onlara göreyse, hani kampta kalmak anlamında direkt 7 günlük seçerler. Evet yani... Bir şey daha sormak istiyorum son olarak. Artık yarın ama birkaç soru daha gelecek aklıma. Şunu çok merak ediyorum. Senin Siziget'ten böyle en sevdiğin şey ne? Siziget'e dair bir tane. Ve de en az sevdiğin şey ne? İkinci sorumu da ben sorayım. Bir bunu sen düşün. Yani çok fazla festival var. Bir de zaten İngiltere'de yaşadığı için Deniz. Şey falan da sen biliyorsun, Glastonbury, işte bir sürü Green Man, hani ne festivaller oldu bütün dünyada da. Neden Siziget? Yani bütün festivaller arası sadece sen çalışıyorsun diye değil tabii ki. Yani yok, tabii. Ne farkı var yani? İlk sorudan başlayabiliriz tatlım. İlk sorunun ikinci kısmına cevap vereceğim. Niye en sevmediğim tarafı? Evet. Ya yani en az çok sevdiğim. Böyle klişe bir cevap olacak ama hakikaten bitiyor olması. İnanmıyorum. Klişe. Ama yok yani şöyle hakikaten yok, anlıyorum. Her sene yani bitince
üzülüyorum. Her sene diyorum ki of hadi bir dahaki sene gelsin. Yani ay nasıl yapıyorsun bilmiyorum ya. Yani yapıyorsun. Ya bir Deniz'le biz liseden tanışıyoruz ve lisede grubumuz vardı. Evet. Pötü Kare. Onun da linkini. Aa, çok güzel. Ya evet. Ben onu da Instagram'dan paylaşırım belki. Hani bir tane böyle bir fotoğrafımız var. Çok bence tatlı. O zaman çok deliydi. Ama şimdi demin işte onu konuştuk. Ben daha az deliydim yani. Şimdi böyle dengeler biraz daha değişti. Hala deli ama bence o deliliğinden sen bayağı böyle up kalabiliyorsun da olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Bir bakma yine hasta oldu ama kardan yani. Evet. Yoruyor ama. Halim yani. Sesi yoktu gerçekten yok. Bu iyileşmiş halim. Yoruluyorsun ama bence güzelliği de o. Yani şöyle en sevmediğim tarafı o. En sevdiğim tarafı da. Hakikaten çünkü biliyorsun Özgürlük Adası diye evet geçiyor burası. Onu da söyle geçiyor. Yok ben onu tam şey yani nasıl bir ada oluyor? Island of Freedom yani burada okay özgürsün. Burada herkes birbiriyle konuşuyor. Bir yani özgürsün. Hiçbir yadırgama, yargılama yok. Ben onu seviyorum yani herkes istediği gibi. Evet yani biri oturuyorsun mesela ya ben yalnız başıma da geldim çok buraya. Yani evet bir de evet yalnız mı gelsinler? Ben yalnız geldim. Sizinle zaten paylaşmıştım. Yalnız gelmek isteyenler evet. Yani yalnız da ben Siget'in en sevdiğim tarafa yalnız geldiğimde yalnız değilim. Ha, wow. Evet yani bir yere oturup insanlarla tanışıyorsun, sohbet ediyorsun. İstersen güle güle deyip hani kendince ayrılabilirsin ama hani bir sürü arkadaş ediniyorsun. Yani iki sorum var aslında. Bir demin sana sorduğum neden Siget bütün festivaller arasında? Şimdi ben aslında buraya gitmedim. İstiyor musun gitmek? İstiyorum gitmek. Ben de çok istiyorum. Ya. Ama bu arada o çıktığı gibi satılıyormuş biletler. Ya şöyle oldu, talihsizlik oldu. Ben bu sene kayıt yaptırdım. Fakat biletlerin satışa çıkacağı gün ben uçaktaydım. Alamadım, evet. Onunla karşılaştıramayacağım ama diğer gittiğim müzik festivalleriyle karşılaştırdığımda neden Siget? Çünkü Siget sadece bir müzik festivali değil yani. Siget hakikaten 7 günün dolu dolu geçirebileceğin, hiç sıkılmadan. Yemek seviyorsan istediğin kadar güzel yemekler var. Sanat seviyorsan sanat var. Dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyorsun. Yani yüzün üstünde ülkeden insan var. Yüzün üstünde? Evet. O da bak enteresan. Evet. Yani Hollandalı, İtalyan, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Türk de var. Evet yani 1500 civarı Türk var bizim. Wow, çok iyi. Evet. Ben duydum birkaç tane zaten tanışanlarını. Evet. Böyle bayrakları da görüyoruz. Deniz'cim çok teşekkür ederim. Bu arada elim gerçekten kopacak. Yani bunu size nasıl gösteririm bilmiyorum ama çok sağ ol. Bu arada sizinle paylaştım hani o simler vardı ya böyle buralarımda Instagram'dan da highlightlara koymayı öğrendim artık highlightlara koyuyorum. Yeni mi öğrendin kardeşim? Evet. Ben analığım geriden günlük yazmak falan benim şeylerim. Arkadaşım dijital tabii ki işinden dolayı da. Ya Deniz'e şey yaptıracağız o simlerden sürdüreceğiz. Evet. O da isterse belki paylaşırız Instagram'da. Yarın yani sizinle artık video yayınlandığında görüşeceğiz. Seninle de zaten beraber. Zaten beraberiz. Bye bye. Sizi Get'e gelin seneye. Evet. Bekliyorsun değil bekliyorum mi? Bekliyorum. Ben de buradayım. Bana bir merhaba deyin. Evet. Deniz zaten Instagram'ını bu arada yazabilir miyim? Yazabilirsin. Tamam. Hem Sizi Get Türkiye hem de Deniz'in Instagram'ı. Biri burada, biri şurada ya da alt alta olacak. Görüşürüz. Bye bye. Merhaba Zehra'cığım. Merhaba. Ya bugün 6. gün ve ben ölmek üzereyim. Dün ayaklarımı kaybettim. Değil mi? Dün ayaklarımı hissetmiyordum. Dedim ki düşünme ve devam et. Sadece şarkı söylemeye devam dans et. Dans etmekten ve evet inanılmaz oluyor değil zaten mi? Zıplamaktan, bütün DJ'lere girip zıplamaktan ayaklarım, kollarım, sesim. Başta olmak üzere. Evet. Ben bu arada biraz galiba hasta oluyorum gerçekten. Sesim falan kaybettim. Ama şöyle bir şey oldu. Bugün 6. gün. Sen kalıyorsun. Evet ben daha yeni başlıyoruz geceye. Ya ben 6. gün ve gidiyorum artık. Hırvatistan'a bir yolculuk yapıp oradan da İstanbul'a dönüş yapacağım. Senin mirasını devam ettireceğiz. Ya sen benim yerime de dans edersin. Tabii artık ki. Senin yerine kolezyumda zıplayacağım. Evet kolezyumda. Bir de yarın Foo Fighters var. Ben onu açıkçası izlemek istiyordum. Ya. Ama izleyemeyeceğim çünkü gerçekten çok yoruldum. Ben dediğim gibi sen kaç yaşındasın Zehra? Okey 19 yaşında bakın. Ben 31 yaşındayım. Yani 88'liyim evet ve 2000'li. Ben ilk başta söylemiştim hani gerçekten bence 25 yaşa kadar tamam.
Ama 25'ten sonra sen de anlayacaksın bence ilerleyen zamanlarda. Eminim. O zıplama yaşı biraz geçiyor. Dolayısıyla bayıldım Ziget'e. Şambala Festivali var İngiltere'de. Gitmediysen onu da çok çok öneririm. Daha zamanım var, giderim. Daha senin çok çok var. Ama benim gitme sebebim yani 2 gün daha kalamayacağım. Çünkü gerçekten çok yoruldum. O yüzden böyle biraz normal yatakta uyumak. Normal biraz... yatak. Burası çünkü şişme yatak. Göstermiştim ben. Sen de biliyorsun. Kutucuğun içinde uyuyoruz. Kutucuk. Tam bir kutucuk yani. Şu gördüğünüz çadırlara aldanmayın. Onlar başkalarının çadırı. Şöyle kutucuk. Karton kedi evinde diyorum karton ben yani. Ama sen eğlendin. Ben çok eğlendim. Ve 7 gece kalıyorsun. Evet, daha bitmedi. Daha devam ediyor. Enerjiye bakın. Ya sen uyuyabiliyor musun bir de ablanla kalıyorsun? 4 saat uyuyorum her gün. İnanamıyorum. Mutlaka 4 saat uyumadan kendime gelemem. Öyle yani, dolayısıyla ben gidiyorum. Aşırı yorgunum. Sen çok iyisin. Enerjiniz var. Daha bitmedi. Teşekkür ederim. Konuk olduğun için. Ya, ben teşekkür ederim. Bye bye. Görüşmek üzere.